Devlet şöyle bir bağımsız kuruluş kuruyor, şirket kuruyor. Ondan sonra bu şirketten para dileniyor. O da vermem diyor. Nereden alacaksın? O zaman diyor ya sen diyor parayı nereye veriyorsun? Ben diyor buraya veriyorum, dağıtıyorum işte bunun gibi. KRS ile de çoğalıyor. Bir de şu şişmiş İ artı B yüzde faiz, daha fazla faizde. Faiz artı bir de bu KRS ile de şişmiş. KRS ile de şişmiş. 13 katı. O zaman ben de diyor ki bu piyasadan senin verdiğin ve şişen paradan alayım. Yani KRS ile para şişiyor. Evet. Devlet de tahville bunlara ekstradan borçlanıyor. Yani şu anda devletin tahvilleri %12 civarında. %12 ile piyasada borçlanarak bu parayı alıp kendi ödemelerini yapmaya çalışıyor. Devlet kurgusu daha burada girmedik yani. Tamam. Burada piyasada sadece para. Yani burada devlet çünkü yok. Asıl da. O mekanizma da şey. Devlet yok. Maaşı nasıl veriyor? Şimdi personel bak, maaşını nasıl veriyor? Şunu nasıl yapıyor? Bunu nasıl yapıyor? Onu da buraya soktum. Çok karışır diye. Tamam, tamam. Bu sefer karışınca da millet zannediyor ki burada işte çok önemli şeyler dönüyor falan. Halbuki çok basit. Gel evet. Tekrar geri döndüğümüzde doğal iktisat döngüsü evet. İşin anahtarı. Ondan sonra bu borca da paranın şişmesi, rezerv sistemi şurası. Evet. Paranın şişmesi devletin bağımsız olması bağımsızlığının işareti olan parayı dahi kendisinin üretip evet. Piyasada bu doğal iktisat döngüsündeki denkliği koruyamaması bile devletin aslında o alandan hadım çekilmiş. Olarak aynen. Hadim değil. Aynen. Hadım olarak hadım piyasaya aslında kesinlikle. Kurgulandığı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani sen şimdi devletim diyor. Devletin hiçbir devlet olacak ve hiç kontrol, hiçbir söz sahibi değil. Kontrol olarak. Olmayacaksın. Bizzat oradan dilenci konumunda. Dilenci konumunda sen tahvil çıkarıyorsun, öyle alıyorsun. Bir de mal ve hizmet üretmeye çalışıyorsun. Yani onun nerede bu devlet? Zaman, nerede bu devlet? Bu devlet bazen öyle nerede bu devlet diye çok borca dayalı para sistemi içerisinde bir altta mı kaldı o? Merkez Bankası direkt olarak piyasaya borç olarak veriyor. Hiçbir bağımsız devlet borca dayalı para sistemiyle kendisini güçlü, süper bir devlet haline getiremez. Kesinlikle. Yani mutlaka evet hocam. Şöyle. Şuraya koyarsak hocam şey yapmadan tamam. Hiçbir devlet yani bir devletin bağımsızlığı o devletin ürettiği parayla ilişkilidir. Evet. Yani siz devlet olacaksanız parayı zapt rapt altına alabilmeniz lazım. O sizi temsil eder. Bağımsızlığınızın bir temsilidir. Aslında devlet kurgusunda yani, da bunu şey yapacağız. Devlet, evet, devlet konusunda ilgili, da bunu anlatacağız. Yani. Evet. Dolayısıyla siz bunu borç olarak şimdi bunu borç olarak ürettiriyorlar. Günümüzde Merkez Bankası sana ne diyorlar bize bu küresel kurguda? Evet. Diyorlar ki senin bu kadar borç para üretebilmen için şu kadar da o kısımları koymadık buraya. Yavaş yavaş yani zorlaştırıyoruz. Onu ben soracaktım evet. Hocam da. Devlet tahvil dediğimiz süreçler var ya. Rezerv devlet tutuyorsun. Devlet nasıl bu paraya ulaşıyor? Şimdi devlet bu paraya nasıl ulaşıyor? Burada tabii bu çok güzel bir soru. Burada sadece Merkez Bankası, bankalar ve şahıslar var. Evet. Devlet nasıl ulaşıyor devlet paraya? Devlet nasıl ulaşıyor? Merkez Bankası'nın borç olarak ürettiği bu parayı devletin ürettiği tahvilleri satın alarak devlet alabiliyor. Devlet direkt olarak yani, şu parayı alamıyor. Tahvil satması aslında yani tahvil bir de ihraç ettik diyorlar. Devlet para alamaz. Merkez Bankası'nın belli bir ortağı buradan sadece kar alır. Yani ama şey satmazsa inanılmaz bir şekilde. Yani aslında devletin tahvil satması demek devletin borçlanması demektir. Yani tabii. Devlet şu mekanizmada şuraya bir yer belki buraya bir şey koyduğumuzu şimdi sonra adım herhalde. Adım gittiğimiz için devlet kurgusunda herhalde. Devlet kurgusunda tamam. Konuşacağız. Devlet yani sorgularken. Şeyde tamam. Piyasadaki para bu. Ve tamam. Burada devlet yok. Yok şu an evet. Ha, tamam. Devlet nerede burada? Devlet dışarıdan işte bir yerde. Devlet Merkez Bankası'nın yüzde bilmem kaçıdır. Hani şimdi rahmetli hocamın ifadesiyle hadi oradan diyeceksin ya sen aynen. De ya. Paranın karşılığı yok. Peki para diye onun karşılığı yok. Para nereden çıkıyor hocam? Nereden başlayalım yani? Şu parayı bir elinize alın bakalım. Bu para nereden yani çıkıyor diye. Bir gerçek vereyim mi? Fiziksel para lazım. Hocam yani bütün anlıyorum yani bütün paraları bana bıraktınız. Beşlikler. Bir tane size bir 5 lira vereyim yani. Şimdi burada izleyicilerimiz aslında de ya çok pinti Mete Hoca yani anca 5 lira verdi filan demesin. Şimdi yanımızda şimdi para bazen, var. Birazdan bazı uygulamaları yapacağız onun için. Şimdi para nasıl üretilir diye ben böyle veya ekonomiden bahsediyoruz. Diyorum ki önce siz hiç düşündünüz mü diyorum para nasıl üretildiğini. Çoğu kimse diyor ki ya diyor hiç hakikaten ilk şimdi defa karşılaştım böyle lafınızı unutmayın. Araya böyle giriyorum.
Şimdi bütün bunları konuşurken bizim yani şeyimizde beynimizin ana ekranında doğal iktisat döngüsünün durması lazım. Evet. Yani bir şeyi anlatırken biz şimdi para mara bunları anlatıyoruz ama evet. Aslında bunlara girmemizin tek bir sebebi var. Para döngüsünün mal ve hizmet döngüsünün denk olmaması. Denk olmadığından dolayı evet. Dönüp bakıyoruz ya bu döngü evet. İçerisinde bu para nasıl yürüyor kendiliğinden diye. Evet. Şimdi mercek altına alıyoruz yani. Yani bu para kimin malıdır? Ben önce baştan onu soruyorum. Onu para kimin malıdır? Yani kim üretmiş? Para şu anda senin, bakıyorum, senin paran. Ya, şimdi bakıyorum. Genelde bazen espri falan oluyor. Evet. Ya diyorum kim üretmiş? Bak üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Cumhuriyeti diye okuyor önce. Ya diyorum espri yanlış okudunuz. Genelde de o yanlışlık yapılıyor. Sonra bakıyor Cumhuriyet yazıyormuş hakikaten falan neyse. Evet. O espriden sonra o merak uyandırdığı için giriyoruz. Aslında orada kimin ürettiğiyle beraber biraz sonra gireceğimiz mekanizma tabii çok önemli. Ona mekanizma önemli. Şimdi mekanizma paranın önemli. Üzerinde baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Çünkü bu bir anonim şirkettir. Anonim şirketin, evet. Onun, yani mekanizma böyle kurulmuştur. Evet. Onun için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası evet. Yazar. Şimdi paranın dönmesi gerekiyor. Bu para nasıl üretiliyor sorusunun cevabını arıyoruz. Para nasıl üretildiğini Merkez Bankası da dahil olmak üzere şöyle bir şekilde sizlere izah etmek istiyoruz. Önce Merkez Bankası'nı şöyle bir baktığımızda parayı üreten Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Yani kanuni bir yetkidir. Parayı sadece Merkez Bankası üretir. Bunu da şu şekilde ifade edelim. Merkez Bankası parayı piyasaya şurası bankalar ise bankalara büyük çoğunlukla bankalara belli bir iyi faiz oranıyla verir. Yani piyasaya Merkez Bankası parayı baştan verirken borç olarak verir. Yani paranın ilk çıkışı aslında piyasaya borçtur. Belli bir oranda, belli bir yüzdeyle piyasaya Merkez Bankası borç olarak bu parayı verir. Sonra ne yapar bankalar? Bankalar Merkez Bankası'na aldıkları bu paraları yine bu sefer mal ve hizmet devinimine yani piyasadaki diğer müşterilere ya da kişilere onlar da Merkez Bankası'nın faizi üzerine kendi karlarına uygun olarak bir faiz daha koyarak verirler. Buna da B bankaların payı desek İ artı B kadar. Onlar da borç verirler. Dolayısıyla dikkat ederseniz Merkez Bankası'ndan paranın ilk çıkışı borçtur. Onun üzerine belli faiz taşır. Bu faize biraz daha faiz bankalar ekler. Onlar da piyasaya verirler parayı. Piyasada bu para dolaşır. Bu paranın bu piyasada nasıl dolaştığını birazdan göstereceğiz. Bu gelen borç tekrar İ artı B olarak yani merkez bankalara geri döner. Borç alan tekrar parayı bankaya vermek zorunda. Bankalarda belli bir periyotta aldıkları Merkez Bankası'ndan iyi faiziyle aldıkları borcu tekrar geri iade ederler. Genel olarak paranın çıkışı evet. Budur. Buna da biz borca dayalı para sistemi diyoruz BDP'si olarak. Hocam sizin katacağınız bir şimdi şeyler var burada, mı? Burada tabii şunu hemen söyleyebiliriz. Paranın karşılığı dediğimizde evet. Genelde insanlarda yanlış algılar var. Şey, paranın karşılığı altındır veya şudur budur. Aslında burada gördüğümüz gibi paranın tek karşılığı vardır, o da borçtur. O kadar. Yani burada gördüğümüz yapıda baktığımızda biraz sonra ayrıntılara da gireceğiz. Kimin ne kadar ürettiğiyle ilgili kısımda. Paranın üzerine o borç olarak piyasaya çıktığı zaman yani mal ve hizmeti o döndürmek için bu ölçü aracı olarak kullanılması gereken para geriye bir ne faiz veya kar payıyla döndüğü zaman orada başka sıkıntılar var. Onlar yıkıcı etkilerini de göreceğiz. Tabii yani önümüzdeki, evet, önümüzdeki şeyde hatta sizin Bereket Adası 15 gün içerisinde ile ilgili onu da mesela belki bir veteri olarak takdim edeceğiz. Evet, evet. Faizin yani yıkıcı etkilerini de yani göreceğiz. Bu mekanizmanın yıkıcı etkilerini. Evet, bu mekanizmanın yıkıcı etkilerini de göreceğiz. Buradaki olay şu yani çok açık aslında ifade etmişsiniz bu şemayla, grafikle. Para borç olarak yüzde belli rakam karşılığında bankalara düşüyor. Bankalar işte tekrar yeni faizlerle üretici ve tüketiciye burada ne yapıyor? Veriyor borç olarak. Yani buradaki mekanizmayı... Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Türkiye Cumhuriyeti lirasını taşıyan
ya da benim şu kadar lira param bankada duruyor diyen herkes aslında sizin taşıdığı para aslında borçtur. Borç. Kesinlikle. Piyasada ne kadar para varsa evet. Hepsi borç. Tamamı kuruşuna evet. kadar borç. Bunu aslında şöyle de ifade edebiliriz. Borç varsa para var. Borç yoksa para da yok. O kadar. Yani paranın tek karşılığı borç olduğuna göre yani bu bir de hatta benim bir yazım vardı belki bazı izleyiciler okumuştur. ABD neden borçlarını ödeyemez diye. Bu mekanizmayı anlatmaya çalışmış. Evet. Çalışmıştım orada da. Borçlar diyelim hepsi geri ödemeye kalksa bazen böyle insanlar arasında çıkıyor. Ya hepimiz verelim bir şeylerimize şu para borç ödensin bitsin. Evet. İyi de bu para herkes borcu ödemeye kalktığında ne olacak? Artı faizleri de var ya. Piyasada para kalmaz. Hocam bir de mesela borç ödenmez yani. Pratik olarak yani teorik olarak onu anlattık diyelim. Pratik olarak şöyle düşünün yani. Siz şu alttaki turuncu yani kırmızı ateşten gömlek gibi aynen. har har buraya yetiştirmek için evet. burasını çekiyorsunuz aslında. Aynen. Yani siz daha çok para yani bir an önce borçlarınızı ödeyelim hadi diye gayret ederseniz buradan çok daha fazla borç almak zorundasınız. Aynen. Onun için mesela helikopter ben dediler. Ben Bernanke bu Federal Reserve Bank'ın başkanı. Adam haberi para bastı borçlar ödensin diye. Oo bir de baktı ki aslında bu mekanizmayı çalıştırıyor. Evet. Bu çalıştırdığı mekanizma yeni İ ve İ artı B faizleri üretiyor. Yeni borçlar üretiyor. Yeni borçları gerektiriyor tekrar. Yani bir adam elinde bir ip var. Evet. Çekiyor böyle ipi. İpin ucu dolanmış ağaçtan tekrar baktığında kendi beline dolanmış. Kendisi yani çektikçe kendisi direniyor. Yani şu ipi evet. çekerken karşısındaki adamı çekerim diyor ama mekanizma böyle evet. kurulmuş. Bir de aslında çok açık hocam. Burada mesela %1 faizle borç veriyor. Geri ödeme durumunda kaldığında ifade ettiniz ya ben tekrar edeyim. Tabii. Ödenmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani onu bereket adasında veya faiz tuzağından olsun. Bir de yani şöyle bir şey. Yani, diyelim ki buradan 100 lirayı %10 hani kolay olsun 100 lirayı %1 faizle Merkez Bankası ilk 100 lirayı. Evet, ilk 100 lira. %1 faizle verse evet. Şurasını düşünmeyelim. Buradan geri kaç para isteyecek? 101 lira. 101 lira. 1 lira yani 100 lirayı sen üretiyorsun. 1 lirayı bankalar üretiyor. Kim ki. Evet, kim üretiyor onu? Ya yani ortada yok. Olmayan bir şeyi. Ortada olmayan bir şeyi istiyor. Bir şeyi istiyorsun. Nasıl verecek insanlar? Ha işte o orada başka bir şey daha var evet. hocam. Evet. Nedir orada işte parayı aslında bu mekanizma aynı zamanda kısıt haline getiriyor. Aynen. Yani bu faizlerle evet. para kısıt nasıl mesela insanlar şöyle bir soru sorabilirler. Ya hocam nasıl oluyor da bu kadar para üretiliyor evet. ama hala para yok ortada? Evet. Çünkü mekanizma hem parayı inanılmaz bir şekilde rakamsal olarak çoğaltıyor. Evet. Hem de bu faizlerden dolayı kısıt haline getiriyor. Tabii.